Kıymetli dostlar, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyoruz. Bugün değerli Çobanoğlu ailesinden Yusuf abimiz bugün Vakıf Kebir'den Trabzon'a geçerken beni aradı. Müsaitse bir çay içelim dedi. Bizde bir de çay kahve, hepsi bahane diyelim. Evet. Yusuf abimizin böyle iş adamı, ticaretle uğraşıyor. Yıllarca ticari tecrübeleri var. Bizim de yarın Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar satış etkinliğimiz var. Hayırlı olsun'a geldi. Yusuf Bey'in oğlu da bizim şirketimizin avukatıdır. O zaman Bey'in de bu vesileyle buradan da selamlayalım. Selamlıyorum. Burada bizim balgında deniz fırıl fırıl esiyor. Bayrakları da yarın hazırlıklar başladı. Bayrakları da taktık. Yusuf abi ticaretle ilgili biliyorsun devamlı. Senede 4 mevsim, 4 etkinlik yapıyoruz. Her etkinliğimizde bir öncekinden daha güzel olduğunu, İş ortaklarımızın sayısının arttığını, iş ortaklarımızın işini geliştirdiğini çok şükür görüyoruz. Bu vesileyle de tabii de biz firmamıza destek veren ithalatçı, imalatçı firmalara sonsuz teşekkür ediyoruz. Tahtakale İstoç 81 ilde üreten firmalara da üretimde başarılar diliyoruz. 37 yıldan beri firmamıza destek verdiler. Bu desteklerin de biz altında kalmıyoruz. Onların ürünlerini bu 7 ile dağıtıyoruz. Evet. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, il ve ilçelerine bu hizmetleri sunuyoruz. Yarın da 2022 yılının ilk satış etkinliğini yapıyoruz. Bu vesileyle de tabii de siz de ticarette aynı sektörde değiliz, değişik sektördeyiz ama neticede ticaret yapıyoruz. Sizin de bilgilerinizden şöyle bizim kanalı izleyenler çok. Evet. Yusuf Çobanoğlu'nun bilgisinden biraz istifade edelim diyelim. İnşallah. Bu vesileyle de Vakfı Kebir'de dostlarımıza, iş ortaklarımıza da sizin aracınızla da selam ederiz. Evet, mikrofon sende. Evet, teşekkür ediyorum Haris Bey. Ben de size bu etkinliklerinizde başarılı bir ticaret diliyorum. Sağlık diliyorum, huzur diliyorum ama gençlerin de bu gibi şeyler örnek almasını istiyorum. Yani iş hakikaten var. Bu Özgüneş ailesinin böyle bir plazada böyle bir şey yapması, bu yolların şenlik haline gelinmesi, bu İstanbul'dan üretimdeki bütün ürünlerinin çeşitli yerlere tatil yapmasının anlamını biz çok iyi biliyoruz. Ticaret tarafında bunun karşılığı çok fazladır. Bunu hem maddi olarak alacaksınız hem Allah ümidi alacaksınız. Bu kadar istihdamın karşılığında bunlar olması gereken şeyler diye düşünüyorum. Size bu güzel çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah örnek olur, örnek alınır. Bu örneklerde daha ileriye varır diye düşünüyoruz. Tabii Özgüneş dedin mi kolay değil. Tavandan geliyor. Ellerini kazaya kazaya geliyor. Çıraklıktan başlıyor. Çıraklıktan başlamış. Birçok patrileri atlatmış. Yani yuda yuda geliyor. Dolayısıyla sektörün biri. İlerisi çok açık olduğunu düşünüyorum. Gençlere de bu konuda kurumsal anlamda da kendini geliştirdiğini görüyorum. Öğreniyorum. Çünkü yakın bir hemen hemen bir aile gibi olduk bu bazı şeylerle. Evet, evet. Dolayısıyla ben gurur duyuyoruz. İftihar ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Allah başarılarınızı daim eylesin. Bu memlekede örnek olur. Sayıların artsın diyelim biz. Dolayısıyla bizim bu memleketten Trabzon'a giderken uğramadan, selam vermeden kendi işimiz gibi bakıyoruz. Çünkü biz iş aşığıyız. Biz aile olduk. Yani bir, aile olduk Yusuf abi. Nerede başarı biz oradayız. Evet. Başarısızlığı hazmedemiyorum. Yani şimdi geldin şimdi girişi gördün. Evet. Oradaki bir hazırlığı gördün. Her gün farklı bir tempo uyguluyorsun. Yani, her gün farklı bir metod uyguluyorsun. Gel elinden gelse bizim işe döneceksin. Yani. Yok yani. Herkes sevgi, herkes bildiği şey yapması lazım. Hep şu elini şu kumaşa topunduğun zaman bunun ne olduğunu anlayabilmek çok mühimdir. Değerlidir bu. İnce nokta burası. Anlamadığın işi yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Evet, yapmayacaksın. Ne güzel güzel. Orada zaman harcamayacaksın. Benim için son söz. En değerli şey zamandır. Evet. Zaman kaybı bizim için önemli bir şeydir. Her şey gelip gider ama zaman geri gelmez. Aha, sabah kalktık, bugün saat 11 oldu. Ya. Sabaha döndüremeyiz ama önümüze bakacağız. Allah hepimizin yolunu açık eylesin. Zamanın Allah başarılı, sağlıklı günler versin. Ama tabii sağlık da bunun başıysidir. Gençlere örnek olup gençlerin yolunu açmak lazım bu konuda. İnşallah bunları da ileride hepsini yapacağız. Kıymetli dostlar, Yusuf abimizde bilgi çok. Bizim kanalda da zamanda sorun yok ama Yusuf abi dedi az önce zamana kıymetli değerli Yusuf abi işleri var. Ben size her zaman ayırmakta bizleri böyle gelip giderken görür. Güzel tecrübelerinden çay kahve içeriz. Ben hep uğruyorum ama kızım bunu da not et ama bunlar ünye geçerken uğramaya ihmal ediyorlar. Ha,
Yok, sana bir borcumuz var. Senin ne yapalım bunu? Bunu geri gelmişken bu taşı da koyalım ya. Sana bir borcumuz var inşallah. Ramazan'dan önce unutma birader. Bu borcu bir sabah kahvaltısı direkt isteyelim. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. Öyle yapalım ona. Çünkü çok yakın. Hakikaten burası çok yakın. Yani ben geldikten baktım çok da yavaş geldim. Çünkü ayağını kaza dokunduramıyorsun. Yakın çok pahalı. Evet. Eski, tasarruf yapmamız da gerekiyor. Ne yapacağız? Ben diyorum ki şimdi bu son dönemde radara kimse yakalanmaz. Niye diyorlar bana? Çünkü çok yakın pahalı. Nasıl yakalanacak ya? Kimse 120'yi geçmiyor. Gecemiz. Evet. Allah hakkımızda hayırlısını nasip eylesin diyelim. Allah başarılar versin. Amin. Güzel. Hedeflediğinizi hedeflerinize inşallah ulaşırsınız. Ve bu hedeflerde sizi nihayetiyle beraber tabii daha farklı mecralara götürecek diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, Yusuf abimize de biz duygu ve düşüncesi için teşekkür ediyoruz. Yusuf abimizi görüyoruz. Yusuf abi gibi abileri görünce heyecanlı. İnan ki bizlere de daha da heyecan geldiğini görüyoruz. Bu vesileyle sizlere çok selam, teşekkür ediyoruz. Bizleri izleyecek tüm dostlara, 81 ince dostlara, iş dünyasına, satış için, ticaret için etkinlik yapan tüm dostlarımıza, üreten tüm iş adamlarına ticaretinde başarılar diliyoruz. Yolu düşerse Karadeniz'e diyoruz, Yusuf abi gibi gelsin, burada bir çayımızı içsin, kahvemizi içsin. Yani alışveriş önemli değil ama sohbet hepsi çok güzel. İlerleyen günlerde bunlar berekete dönüşüyor. Yani hiç böyle ummadığımız sohbetlerde ciddi bir ticaret çıktığını görüyoruz. Evet. Burada ne yapıyoruz? Bölgemize bu konunun faydası oluyor. Zaten ülkemizin bir noktasında ama ülkemizin bu vesileyle her noktasına da Yusuf abi ulaşmış oluyor. Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri izleyecek dostlara ticaretinde başarılar. Mart ayı geldi. İlkbahar mevsimi geldi. Bu mevsimden de böyle güzel haberler dileyelim. Ortalık yakında yeşerecek, yemyeşil olacak. Yurt dışından insanlar ülkemize gelecek. Geldiği zaman da elbette ki ihtiyacı olacak. İhtiyaçların da diyor Yusuf abi. Biz hepsini hazırladık. Tabii gördüm ben. Gelsinler. Reyanları gördüm ben. Satış etkinliğine gelsinler. Görsünler. İhtiyacını alsınlar diyoruz. Fabrikayı getirdik buraya Allah'a şükür. Evet. Biz teşekkür edelim. Biz de teşekkür ederiz. Böyle sizlere teşekkür ediyoruz. Komple bir el sallayalım. Evet. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederim.